Ekranda görünmez, arkadan dokunmatik özelliğe sahip öyle bir projem var benim. Şimdi arkaya basınca tuşlar kilitliyor. Tekrar basınca tuşlar geri açılıyor. Önden de görünmez bir telefon. Ekranın kesinlikle görünmüyor. Askerdeyken ben millet sürekli tuşlu telefon kullanıyordu ve herkes kullanıyordu. Çoğu insan ailesine ulaşmaktan zorluk çekiyordu. Çoğu aileler askerlerinden resim istiyordu, evlatlarından. Gönderemiyordu çünkü tuşlu telefon olduğu için. Ve askerden geldikten sonra dedim ben bu telefonun üzerinde çalışacağım. Telefonu görünmez yaptım, ekranı üzerinde bayağı çalıştım. Ekranı görünmez yaptım. Arkadan da bir tane parmak okuyucu tuş kilidi yaptım. Ekstradan bunu Hakkari'ye götürdükten sonra üzerine biraz daha çalışmalar yapacağım. Bir 108 megapiksel kamera, biri de gece görüş 12 megapiksel kamera eklemeye düşünüyorum. Maksat telefonlar atılmasın diye, çoğu insan bundan da razı değil. Ama görüyorsunuz ne tür icatlar çıkartılıyor bu telefonla. Eğer böyle telefonlar varsa görünmez yapıp dokunmatik özelliğine çevirebilme imkanım var. Şimdi bu gece görüş termal kamerasının sebebi de şudur. Askerimizin taşımakta zorluk çektiği büyük cihazlar var. Biz kendimiz buna bizzat şahidiz. Ama şöyle ufak bir telefonu gece görüş yaptıktan sonra kolaylıkla taşıyabilir, kullanılabilir. Her yerde, her alana kullanılabilir. Ayrıca askerimizin gireceği, zorlukla gireceği yerlere buna ufak bir özellik daha ekleyip, örnek veriyorum dört teker gibi, hem telefon hem araba şeklinde istediği yere götürebilir. Ki götürmeden önce oradaki alanı tarayarak, alan taradıktan sonra istediği yere götürebilir. Yani küçük oyuncak araba, bir nevi özel yapım olacak. Ekstradan eğer imkan varsa bu telefon değil, daha büyük dokunmatik bir telefon. Telefonun içeriğine ufak bir gece görüşlü drone yerleştirmeyi düşünüyorum. Maksat bazı yerler var, askerimiz gidemiyor. Telefonunu çıkartacak, tuşa basacak, yandan drone çıkacak. Drone çıktığı anda o drone artık keşif yapacak. Yani kolaylıkla artık askerimiz gidebilir. Böyle bir çalışmalarım var. Ve buradan Sayın Mustafa Varan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza seslenmek istiyorum. Eğer uygun görürlerse projelerimi ben İstanbul'a sunmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.